Bence tanrılar seni özene bezene yaratmış. Sana eşsiz bir güzellik vermiş. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bana saray vekili Harcı Hunifer'i çağırın. Bunu giysilerinin içinde bulduk efendim. Bu Yuzersef'in satış senedi efendim. Şimon adında biri Yuzersef'i Malik'e satmış. Bu senet senin yanında değil, bizim saray hazinemizde yer almalı. Nasıl isterseniz. Emrinizdeyim. Yuzersef sana emanet. Onun doğru dürüst bir şekilde eğitilmesini istiyorum. Saraydaki yaşam tarzını ve başkalarına nasıl davranması gerektiğini öğretirsin. Saray vekili harcımızın bu işin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Sence bunu sevgi ve saygısından mı yapıyor dersin? Bu koyun güden göçebe esasen niçin geldiğini bile bilmiyor efendim. Sevgi ve saygıyla da hiçbir ilgisi yok. Hiç saygılı bir çocuk değil. Bu elbiseler içinde daha da güzelleşti. Şşş, onu açıkça övmeyin. Kendini bir şey zanneder. Gel benimle. Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmen gerekiyor. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin çok değerli eşi Züleyha'da bulunur. Burası da sarayımızın eşsiz manzarası. Buradan Büyük Nil Nehri'ni kolaylıkla seyredebilirsin. Öteki yakada yani batıda ölüler dünyasını görebilirsin. Benimle gel. Burası Züleyha'nın özel odası. O çok mağrur ve kibirli bir asilzade. Onun emirlerine karşı gelmemeye dikkat et. Gidelim. Burası da Potifar ekselanslarının dinlenme odası ve özel kütüphanesi. Potifar Mısır'ın ikinci büyük adamı. Onun ve diğer ileri gelenlerin karşısında nasıl eğileceğini ve onlara nasıl saygı göstereceğini öğrenmelisin. O da Sufar, Potifar ekselanslarının özel kütüphanecisi ve kitap okuyucusu. Gidelim. Burası da Potifar Hazretleri ve Züleyha'nın yemek odası.
Burası köle ve hizmetçilerin yaşadığı yer. Hunifer, efendi Hunifer, efendi Hunifer gelmiş, efendi Hunifer. Bunların hepsi Potifar'ın sarayına hizmet ederler. Bazıları sarayın muhtelif yerlerinde çalışır. Bazıları da papirus ve pamuk tarlalarında çalışırlar. Şu anda birçok işçi muhtelif tarlalarda çalışmakla meşgul. Bu odaların her birinde bir aile yaşar. Burada yaşayanların durumu çok kötü. Potifar ekselansları niçin onlarla ilgilenmiyor? Saray hizmetçileri ve tarlalarda çalışan işçilerin durumu bunlardan çok daha kötüdür. Biz bunlara kalacakları yer ve düzenli yemek veriyoruz. Onları ve çocuklarını koruyoruz. Ben onları görmeye gelebilir miyim? Neden olmasın? Ama Potifar ve Züleyha'dan izin almayı sakın unutma. Bunlar da tahterevan taşımak için kullanılan köleler. Burada da papirüs tomarları hazırlanır. Vekiller, Hunifer'e selam. Papirüsü yazı için kullanırız. Biz yazmak için hayvan derisi kullanırdık. Bu hayvan derisinden daha da iyi. Sen yazmayı biliyor musun? Beni yaratan bana yazmayı da öğretti. Bu çok iyi. Yazmayı bilen bir köle efendisi için bulunmaz bir nimettir. Kimden öğrendiğini söyledin? Beni eğiten sahibimden. O bütün dilleri bilir. Pekala. Gidelim. Burada da keten dokunur. Keten giysi yapımında kullanılan bir kumaş türüdür. Burada dokunan en ince keten kraliyet keteni olarak bilinir. Bu atölyede yalnızca sarayda yaşayanlar için keten dokunur. En ince ketenler burada Potifar'ın sevgili eşi Züleyha için dokunur. Gidelim. Burası da sarayın çömlek atölyesi. Hunifer'e selam. At arabaları geçerken birkaç tane su borusu kırıldı. Onları değiştir. Bu boy borulardan mı efendim? Evet, aynından. Kırılan bütün çömlekleri değiştireceğim. Çok iyi olur. Burası da kiler. Fırın ve mutfak için gerekli bütün maddeler burada saklanır. Ah,
Aklını mı kaçırdın? İşini yap. Unutma. Bundan böyle çağrılmadan ve sana soru sorulmadan cevap vermemelisin. Züleyha kibirli bir kadın. Bazen diğer saraylılar gibi acımasız olabiliyor. Burası da saray mutfağı. Sınıf sınıf insanlar için farklı yemekler pişirilir. Köle ve hizmetçilerin yemekleri ayrı pişirilir. Saray memurları ve muhafızların yemekleri de ayrı pişirilir. Potifar ve Züleyha'nın yemekleri ise daha büyük bir özenle pişirilir. Neden farklı farklı yemek pişiriliyor? Herkes için bir çeşit yemek pişirilse daha iyi olmaz mı? Bu mümkün değil, olamaz. Potifar ve Züleyha'yı köle ve hizmetçilerle bir tutamazsın. Sınıf farkı var. Bu Yuzarsif. Bugünden itibaren Yuzarsif yemek dağıtımında size yardım edecek. O okuma yazma biliyor. Ona vereceğimiz bir levha üzerinden her bölüme gidecek yemek miktarını belirleyip teslim edecek. Görüyor musun? Sana nasıl da bakıyorlar. Burada senin için toplandılar. Ne istiyorsunuz? Yapacak işiniz yok mu sizin? Çalışın. Gel. Burası da saray tapınağı. Potifar ve Züleyha diğer saray memurlarıyla burada ibadet ederler. Biz tanrılarımızı burada muhafaza ederiz. Tanrılarınız yer ve mekana mı ihtiyaç duyuyorlar? Bu çok doğal. Yağmurda ve fırtınalarda dışarıda kalmamaları gerekiyor. Büyük Vekil Haç Hunifer'e selam. Bizi teftişe genellikle sabahları gelirdin. Günün bu saatinde gelmeni neye borçluyuz? Yuzarsif'e sarayı gezdiriyorum. Sarayda yaşayanlarla tanışmasını istiyorum. Neler oluyor? Saraydaki mücevherlerden bazıları çalınmış. Bunlar sarayın içinde görevli muhafızlar. Hiçbiri itiraf etmiyor ve birbirlerini suçluyorlar. Anlaşıldı. Gidip bakalım. Bu ikisini saraydakilere ibret olsun diye iple sallandırmak gerek. İtiraf etmezlerse kesinlikle bunu yapın. Yemin ederim, ben bir şey yapmadım. Ben hırsızlık yapmadım. Yemin ederim benim imanım yok. Kesin, gürültüden ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hata yaptım Hunifer. Mecbur kaldım. Nasıl söylesem, bir an uykuya daldım istemeyerek. Hırsızlık olduğu gün ben nöbetçi bile değildim. Beni neden buraya getirdiklerini hiç anlamıyorum. Önünde sonunda suçluyu mutlaka bulacağız. En iyisi şimdi itiraf edip konuyu kapatın. O ben yokken nöbet tuttuğu yere gittiğini söyledi. Ben mi?
onun nöbet tuttuğu yere mi? Bu doğru değil. O yalan söylüyor. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm. Bana inanın. Koskoca sarayda senden başka beni görecek kimse yok muydu yani? Muhafız yeri devralırken her şeyi gözden geçirmelidir. Uyumamalıydın. Sen suçlusun. Üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bu askeri de zindana atın. Ben hırsız değilim. Bana acıyın. Bana acıyın. Gerçekten üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bunu zindana atın dedim size. Efendim, ben hırsız değilim. Efendim, inanın bana, ben hırsız değilim. Bana acıyın. Tanrıların laneti üzerine olsun Nünifer. Kapat çeneni. Umarım tanrıların gazabına uğrarsın Nünifer. Kes sesini. Konuşma. Niçin her şeyi söylemiyorsun? Efendim, ben hırsız değilim. Yemin ederim ben hırsızlık yapmadım. Ben kimin hırsızlık yaptığını ortaya çıkarabilirim. Hayır oğlum, bu senin işin değil. Bana güvenin. Hırsızın bulunmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Sen hırsızı nasıl bulacaksın peki? Babamdan öğrendim. O yargılamada çok yetkindi. Emin misin? Evet efendim. Sınayabilirsiniz. Pekala. Ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. En iyisi itiraf edip suçunu daha da ağırlaştırmasın. Mücevherlerin çalındığı gün nöbet sırası bende değildi. Ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm efendim. İnanın bana. Ben suçsuzu biliyorum. O hiç korkmasın. Suçluyu da biliyorum. Birazdan herkes onu tanıyacak. Hunifer'den suçluyu işaret ettiğimde derhal boynunu vurmasını istiyorum. Bu mümkün mü Hunifer? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Radomon hazırdır. Yeter ki onu bana işaret edin. Derhal işini bitireceğim. Radomon, bu ikisi şurada diz çöksün. Gözlerini bağlamalarını söyleyin. Mendil getirin. Mendiliniz var mı? Hırsıza son bir kez şans veriyorum. İtiraf ederse bağışlanacak. Ama onu ben işaret edersem, Radomon şuracıkta boynunu vuracak. Hırsız budur. Kılıcınızı çekin. Hırsız bu. Boynunu vurun. Hayır, hayır. Yapmayın. İtiraf ediyorum. Mücevherleri ben çaldım. Efendim, bağışlayın beni. Boynumu vurmayın. Beni bağışlayın. Mücevherleri ben çaldım. Ben çaldım efendim. Ben çaldım. Bu kadar çabuk itiraf edeceğini tahmin etmiyordum. Aferin Yüzarsif. Aferin sana. Götürün onu.
Aferin oğlum. Mükemmeldi. Başaracağını düşünmüyordum. Minnettarım. Ayağa kalk. Sana minnettarım Yüzarsif. Sen olmasaydın ceza alacaktım Yüzarsif. Sana çok teşekkür ederim. Senin suçsuzluğunu ispat etmek için olmasaydı Ninifer'i insanlar içinde küçük düşürmezdim. Çok da masum sayılmaz. Bir kez daha nöbet yerini terk edersen en ağır biçimde cezalandırılacaksın, anladın mı? Emredersiniz efendim. Size minnettarım. Size minnettarım. Pekala Yüzarsif. Gidelim. Gel benimle. Hem akıllı hem zeki. Gördün mü onu nasıl tuzağa düşürdü? Hem güzel hem de akıllı. Evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir çocuk nasıl böyle bir şey yapar ki? Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yüzarsif'in bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifar'a bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yüzarsif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yüzarsif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir kölenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yüzarsif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yüzarsif? Minnettarım. İzin verirseniz ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm. Anlaşıldı mı acaba? Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yüzarsif. Oğlum. Benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle. Minnettarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.